Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Walking Dead videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle Andrew Lincoln'in Walking Dead'e geri dönüşünü ve genel olarak evrenle ilgili düşüncelerini ele almak istiyorum. Görünüşe bakılacak olursa ikinci sezonda yolda birçok kişi mevcut durum nedeniyle ikinci sezon olmayacağını düşünse de görünüşe göre yaratıcılar için bir sonraki hikayeyi yazmak daha önemli bir öncelik haline gelmiş. Andrew Lincoln ve Dinay Gurira'nın şu anda üzerinde durdukları ana konu tamamlanmış hissi veren sezonlar yayınlamak istemeleri. Yani her seri yeni bölümleriyle izleyicinin karşı çıkan uzun soluklu bir diziye dönüşmekten ziyade her sezonun kendine has bir bütünlüğü ve derinliği olmasını tercih ediyorlar gibi görünüyor. Bu neredeyse 10 yıllık bir emeğin ürünü hikayelerin epik bölümlerini yayınlamaya odaklanmak ve hikayeyi gerçekten inanılmaz kılmak için üzerinde çalışmak istiyorlar ve yapılan yorumlara göre de bu yönde ilerliyorlar. Dinay Gurira karakterlerin The Last Live'den sonra ne yapacaklarına dair ipuçları verdi fakat ikinci sezon hakkında konuşmak istemediğini de belirtti. Cevap veremem demesi muhtemelen kontrat ilgili meselelerden kaynaklanıyor. Bir comicbook.com röportajında karakterlerin geleceği ile ilgili sorulara tam bir fikri olduğunu belirtmesi dikkat çekici. Karakterlerin aile hayatlarını sürdürmek ve aynı zamanda CRM'e destek olmak gibi çeşitli sorumlulukları olacak. İkinci sezonun nerede geçeceği ve CRM markının nasıl ele alınacağı konusunda çokça spekülasyon söz konusu. Gelecekte CRM ile ilgili daha fazla gelişme olabileceğine inanıyorum. Hazırsanız hızlı bir şekilde bu röportajlara göz atalım. Kanalımda yenisini sizler de kanalımı takip ederek yayınlayacak olduğum bütün içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Andrew Lincoln, The Hollywood Reporter'a verdiği bir röportajda Rick Grimes'ın geleceği hakkında konuştu. Rick, Daryl ve Negan'ın evrende bir yerlerde olabileceği fikri üzerine düşüncelerini paylaştı. Birleşmelerinin olağanüstü olacağını söylemesi, evrende hala hayatta olan karakterlerin hikayelerinin devam edeceğinde bir işareti. Andrew Lincoln ve Dina Guerrera ikinci sezon hakkında fazla konuşmak istemiyor olabilirler ama bu onların hikaye hakkında konuşmak istemedikleri anlamına gelmiyor. Sadece şimdi cevap veremiyorlar. Rick ve Misho'nun hikayesinin sonunda aileleriyle yeniden birleşmeleriyle ilgili olduğunu belirten Lincoln hikayenin duygusal derinliğine vurgu yapıyor. Andre Lincoln ve Daryl Lannigan'ın varlığı üzerine yapılan uzun tartışmalara bakıldığında bu karakterlerin hikayenin bir sonraki kısmının merkezinde olacağı anlaşılıyor. Bu daha önce hikayenin bir parçası olmayan ama önemli bir ekleme gibi görünen bir gelişme. Yorumlar hikayenin sadece devam etmekle kalmayıp daha derinleşebileceğini işaret ediyor. Rick'in eve dönüşü ve onu bekleyen maceralar hayranların merakla beklediği konular arasında yer alırken Rick'in Gabriel ve diğer karakterlerle yeniden bir araya gelmesi izleyicilerin görmeyi umduğu anlardan biri. İkinci sezonun nasıl çekilince konusunda çok fazla beklenti var ve bu EW röportajında da dile getirilen düşüncelerle desteklenmiş. Karakterlerin tekrar bir araya gelmesi hikayeye yeni bir boyut kazandırabilir ama bu birleşmenin ilk sezondaki gibi etkileyici ve anlamlı olması gerekiyor. Andre Lincoln hikayenin önemini ve takvim üzerindeki belirsizliği dile getirirken gelecekte ne olabileceği konusunda bir açıklık olma adını belirtiyor. Hikayenin gelişimi ve zamanlamanın yenilenme sürecindeki kritik faktörler olduğunu ifade ediyor. Ama 4 yıl gibi bir sürenin beklemek için uzun bir zaman olduğunu da kabul etmiş. Comic Con gibi gelecekteki planlar hakkında bilgi almak için önemli noktalar olduğunu da belirtmiş. Lincoln yapılan işlerle gurur duyduğunu ve hikayenin devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu durum ikinci sezonun erken üretim aşamasında olabileceğini de işaret edebilir. Hikayenin nasıl devam edeceği ve karakterlerin gelecekteki yolculukları hakkında daha fazla bilgi almak için güncellemeleri ve resmi açıklamaları beklememiz gerekiyor. Comic Con gibi etkinlikler bu tür bilgilerin duyurulabileceği ana platformlar olmaya devam edecek. Henüz her şey kesinleşmiş değil ama Scott Gimple'ın birçok fikri var. Dilay Gurira'nın yaptığı yorumlardan da anlaşıldığı üzere proje hakkında net fikirlere sahipler gibi görünüyor. Yazım sürecinin bu ikili tarafına yönetileceğini düşünüyorum. Kişisel tahminime göre bu projenin 2026 sonunda veya belki de 2027'de izleyiciyle buluşması muhtemel. Bu kaçınılmaz olarak gerçekleşecek bir şey gibi duruyor ve sadece diğer detayların nasıl şekilleneceğini merak edeceğiz. Özellikle de ikinci sezonda Daryl ve Negan'ın yer alıp almayacağına dair sorular da var. Daryl şu an Fransa'da olduğundan hikayenin gidişatının büyük oranda buna bağlı olacağını düşünüyorum. Voldemort'un yetevrenindeki diğer karakterlerle birlikte hala anlatılacak pek çok ilginç hikaye var. Morgan'ın da hikayeye dahil edilmesi muhtemel. Ama kötü karakterlerin de önemli bir rol oynaması bekleniyor. Yeni bir hikayenin başlangıcı gibi görünüyor. Yeni ve heyecan verici gelişmeler olacak. CRM'le ilgili bağlantı ve 3P kartı gibi öğelerinden anlamı geldiğinde merak ediyoruz. Her şeyin CRM ve Bale Casusları casuslarıyla bağlantılı olup olmadığını ve yeni bir kültü ana karakterin olup olmayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden hikayenin nereye evrileceğini görmek gerçekten ilginç olacak. Gimple'ın son zamanlarda vurguladığı gibi gelecek projelerin odak noktası bu olacak gibi duruyor. The Wrap yapılan bir röportajda Gimple Walking Dead'in geleceği, ikinci sezonuna dair planlar ve daha fazlası hakkında da konuştu. Klasik karakterler üzerinde çalışmayı sürdürmek istediğini ama aynı zamanda tamamen farklı fikirlerde geliştirdiğini belirtti. Belirti. ...gelecek bir veya iki yıl içerisinde daha klasik Walking Dead hikayelerine odaklanma eğiliminde olduğunu söyledi. Daryl Dixon'ın ikinci sezon teaser'ı ve Dead daha klasik ve basit hikayeleri işaret ettiğini görebiliriz. Dwight gibi karakterlerin sığınağa dönüş hikayeleriyle ikinci sezonda yer alması muhtemel. Gimple'ın belirttiği gibi deneyselliği bir kenara bırakıp daha klasik bir Walking Dead hikayelerine odaklanmak istiyorlar. Bu yaşanan karmaşıklıkların bir dengelenmesi gerektiğini de gösteren bir detay. Marvel evrenindeki gibi hikayenin sürekli olarak daha büyük ve karmaşık hale gelmesi izleyiciyi yorabilir. Dragon Ball Z'nin sürekli güç artışı gibi bir hikayenin de sürekli büyümesi zorlayıcı olabilir. CRM hikayesinin getirdiği o büyüklükten sonra daha da büyük bir şeye geçmek yerine hikayenin dengelenmesi önemli. Bu yüzden Gimple'ın daha basit ve klasik hikayeleri geri dönme isteğini destekleyebiliriz. Zombi konsepti hala çekici olsa da teknolojik yöne örneğin helikopterler gibi detaylara çok fazla dağılmanın gereksiz olduğunu düşünebiliriz. CRM hala sahnede ve muhtemelen önemli bir rol oynamaya devam edecek. Ama ama yaşayanların ikinci sezonda büyük bir rol oynaması pek olası görünmüyor. Görünüşe göre odak daha basit hikayeler anlatmaya kayacak. Andrew Lincoln eğer bir ikinci sezon yapılırsa bu sezonun öncekiyle aynı kalitede olması gerektiğini söylemiş. Bu hikayenin derinliği ve yoğunluğu açısından da önemli bir nokta. Hikayenin daha da zenginleştirilmesi gerektiğini ve bu süreçte neler keşfedeceklerini merak ediyorum. Özellikle de Daryl Dixon ve Dads'teki maceralarını izlemek eğlenceli olacaktır. Daryl Dixon'ın Fransa'da olması nedeniyle bu bölgede neler kurulduğunu gör görmek zor olacak. Zira Amerika ile doğrudan bir bağlantı yok. Ama bu gelecekte ikinci sezon için ilginç temeller atabilir. Özellikle de bu iki veya üç yıl sonra gerçekleşirse. Bunun yanı sıra Dead de takip etmemiz gereken bir seri olarak görünüyor. Çünkü CRM ve Bale gibi konular hakkında burada daha fazla konular işlenebilir. Bale'ın casuslarının dünya çapında faaliyet gösterdiği büyük şehirler ve topluluklar üzerine bir etkisi olduğu belirtiliyor. Bu toplulukları yönlendirme veya gerektiğinde yok etme kapasitesine sahip olduklarını gösteren bir detay. Bu ikinci sezonda önemli önemli bir rol oynayabilir ve hikayedeki yerini gerçekten merak ediyorum. CRM tamamen iyi olmamakla birlikte insanların orada kalmasına izin vermemeleri gibi bazı katı kurallara da sahip. Toplulukları yok etme politikalarından uzaklaşmış olabilirler ama hala herkes açıklayamadıkları sırlar var. Bu da hikayeyi izlemeyi ilginç kılan unsurlardan biri. Gelecekte Walking Dead evreninde ne olacağını merak etmekten gerçekten kendimi alıkoyamıyorum. İkinci sezona dair tahminler ve düşünceler çeşitli yönlere çekilebilir ve bu hikayenin nereye evrileceği konusundan büyük bir merak andıracaktır. Belki de beklenen ikinci sezon 6 ya da umarım 8 bölümlük farklı seri şeklinde gerçekleşir. Kişisel tercihim bu evrenin hikayesinin devam etmesi yönünde. Her şey zamanlamaya bağlı olacak gibi duruyor. Eğer duyuru için 2 veya 3 yıl beklenirse dizinin modası geçmiş hissettirebilir ve yeni bir başlık altında devam etme kararı alınabilir. The Van gerçekten etkileyici bir hikaye sundu ama yan hikayeler ve yan ürünlerin çoğalması izleyicilerin bu bağlantıları nasıl kurduğunu merak etmesine neden olacak. Belki de amaç bu yan hikayeleri sınırlı diziler veya film formatını ele almak olabilir. Tıpkı Walking Dead, The One Sleeve'in 6 bölüm süren bir filmde anlatıldığı gibi. Bu format bir sonraki adımın ne olabileceğine dair ipuçları verebilir. 3 filmlik bir sınırlı seri üçlemesi fikri masada gibi duruyor. Daryl Negan, Maggie, Carol ve diğer ana karakterlerin hepsi bu hikayede yer alabilir. İkinci sezon veya üçlemenin diğer bölümleri daha fazla karakterlerin dair olabileceği ve hikayenin nasıl sonuçlanacağını göstereceği bir platform sunabilir. Bu da The One bir ikinci veya üçüncü sezon olması yerine iki yeni sınırlı seri bu üçlemeyi tamamlayacak şekilde karşımıza çıkabilir bilmiyorum. İki maceraları izleyeceğimiz bir film üçlemesinden ziyade bu sınırlı serilerin sunulması tercih edilen bir senaryo olabilir. Bu yapı hikayeyi daha detaylı ve katmanlı bir şekilde anlatma fırsatı sunacaktır. Şu anda bekleyi sürecindeyiz. Scott Gimple ve ekip çok sayıda fikir üzerinde çalışıyor olabilir ve duyurunun ne zaman yapılacağını sabırsızlıkla merakla bekliyoruz. Umarız ki bu süreç birkaç ay veya en fazla bir yıl sürer ve daha da uzun bir bekleyiş olmadan ve izleyicileri kaçırmadan gerçekleşir. Sizler de ikinci sezonu hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yapılan röportajlar ve yorumlarım bu şekildeydi. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.